Yepyeni bir konseptle karşınızdayım. Çok iyi arkadaşlar, harikasın. Peki ne bu Rising Stars? Rising Stars mı? Sosyal medyada bir anda ortaya çıkan, bir anda parlayan. Güzel bağladı bak, Berkcan şeyleri güzel bağladı programları. Programımızda konuştuğu konuk önce bu ne amkla sikip, gömüp, ondan sonra programa konuk almak. Hem de fenomenleri. Güzel bence. Onunla beraber birkaç kelam ettiğimiz programa hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok ilginç bir konuğum var. Ondan önce küçük bir duyurum var. Evet abi, videonun sesi sonda, ben ne yapayım adam yapamamış. Prodüksiyon fail amına koyayım. Aynısını almak isteyenler varsa. Dünya kadar para kazanıyor. Hala bak, selloutlara falan bak. Videonun sesi az. Aşağıdaki linkten ulaşabilirler. Bu arada BG20 kodu ile Trendyol Men'den yapacağınız bütün alışverişlerde bir kereye mahsus, abartmayın. 20 liralık bir... Berkcan bak, ilerletmiyorum ha. Kanka, ilerletmiyorum. Şimdi bugünkü konuğumuz hakkında küçük bir beta. Hadi gene iyisin. Ondan sonra beraber. Atacağım mı bana? Lord of the Patates gibi 15. renkli olsun, eyvallah. Teşekkür ederim canım. Lan ses açık zaten sonuna kadar. Sonra kızıyor Insta'dan. Bugün Rising Stars of Turkey'de ilk konuğumuz Zeynep Hanım. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? Sizi İyi. Ne diye tanıtmamı isterdiniz? Fero mu diye tanıtmak Hayır. istersin bilemedim. Hayır. Hayır, öyle bir şey. Tamam. Zeynep Yatkın olarak. Zeynep Yatkın Hanım. Evet. Dillere Destan, TikTok'un kraliçesi Zeynep Yatkın'la birlikteyiz bugün. Bayılıyoruz size. Teşekkür ederim. Bayılıyoruz. Çok sağ olun. Nasılsınız? İyi demeyi çok isterdim. Ama maalesef değilim. Biraz kadın çok sempatik lan. Çünkü sizi takip eden insanlar var ama sizi sadece... Çok mu az geliyor hala? Ah tamam. Al abi. 10 saniyelik videolardan görüyorlar. Evet evet. Nasıl başladı? Nasıl tanıştınız TikTok'la? Öncelikle bundan başlamak istiyorum. Öncelikle TikTok'ta eğlenme amaçlı başladım. Yani kendim böyle saçma sapan işte gördüğünüz gibi videolar paylaşarak. O şekilde, ama ben kendi kendime mutlu oluyordum. Yani orada hiç tanıdık kimseyi eklemedim yani kendi çevremden. Uygulamayı ilk nerede gördünüz? Ben bunu merak ediyorum. Uygulama Instagram'lara düşüyor ya TikTok olarak. Evet. Hani ana sayfasına evet. düşüyor ya, oradan gördüm. Çocuklara indirttirdim, benim iki tane erkek çocuğum tam bir. Her an teraviye gidecek bir hava yok mu? Siz istediniz. Evet evet. Ben, ben bu uygulamada içerik üretmek istiyorum. Kafama göre takılayım dedim. Yani var galiba böyle ya. Yani mutlu olayım dedim kendimce, yani evet, eğlenme amaçlı. Evet. Ve hiç tanıdık kimseyi oraya almadım kendi tarafımdan. Çünkü bizim çevre bu şeye açık değil yani. Çabuk yadırgama, kınama çok olduğu için onların hiçbirine eklemedim. Tek başıma gidiyordum yani bir güzel. Herkese açıkmış benim tabii, onu da bilmiyordum çocuk kurdu ama onu oradan alıyorlar. Çocuk ah çocuk. Yaktın. Ülkeye bir bomba attı. Bomba, TikTok kraliçesi kazandırdın ülkeye. Oha, çocuğu onları mu işte oradan birisi alıyor. Instagram'da paylaştı. Instagram. O sayfa öyle öyle yayıldı. Zaten ilk Fero'yla başladım biliyorsunuz evet. o harika şarkısıyla. Evet evet. Peki bu uygulama cidden sizi tutmuş bayağı. Hani onun içinde bayağı zaman geçirmişsiniz. Evet evet, 35 bin takipçim var orada. Oha. Orada çok fazla evet. İnanılmaz orada daha fazla. Yani. Kaç video çektiniz şu ana kadar? Valla 200 yoktur herhalde. 200 yoktur. 200 yoktur herhalde. Bakmadım. Peki rap müzik nereden geliyor? Rap müzik hayranlığınız? Doğuştan. Desem kimin ama? Doğuştan değil tabii ki. Yani şimdi... Ama ben şeyden soruyorum. Hareketlere uyumunuz ciddi anlamda hani... Ama var. Yani seviyorum. Yani İç dünyası olarak. Çok yani genç bir müzik yani. Siz de asla böyle... Ama ben kendimi hiç öyle yaşlı hissetmiyorum, enteresan bir şey. Mesela şimdi baştan anlatmam lazım. Yani hayat hikayemi anlatmam lazım. Evet, hayat biraz hikayenizi ki... dinlemek istiyor burada. Bütün Türkiye. Evet, bütün Türkiye. Şimdi anlatayım. Şimdi bak, ben ilk torun olarak büyüdüm. Çok eskiye gittik. Çok eskiye gittik. Şimdi çok ama eskiye... orayı anlatmam lazım ya, çocukluğumu. Torundan mı geliyor bu TikTok mu? TikTok oradan gelmiyor. İçindeki enerji. İçindeki olmadı abi. Çocukluğumun ölmemesinden. Evet, evet, dinliyorum. Şimdi çok şımarık bir çocuk olarak büyüdüm. Her dediğim oldu. Hatta babaannem falan der. Yani senin yediğin parayla bir bina dikilir. Hala da yemeye devam ediyorum bu arada. Hiç para hesabı yapmam. Çok rahat bir tip. Şimdi Kur'an kursuna gittim. Oradan Arapça hocası çıktım. Kur'an kursunda hocalık yaptım. Şimdi bu genç duyguları yani biz o ergenlik... Peki hocam, günah olayım. Değil mi? Evet. O yüzden ne oldu? Bastırıldı. Evet. Ama içimde hep o vardı. Mesela 10 yıl öncesinde de Sagopa Kajmer'i dinliyordum mesela ben. Ve en sevdiğiniz Sagopa Kajmer şarkısı hangisi? Valla şimdi oldu olanlar var ama ondan öncekiler daha fazla... Müzik piyasasına nasıl bu kadar hakimsiniz? Çok şaşırıyorum.
bir şey söyleyeceğim. Harbiden bunu sorması lazım Berkcan'ın. Orada Berkcan'ın, Berkcan diyorum, Ben Fero'nun şarkılarında piç diyor, sik diyor bildiğim kadarıyla. Ben Fero'nun şarkılarında şey zaten. Explicit bildiğin yani küfür var. Peki günah değil mi hocam? Dildo diyor. Dinliyorum ben zaten. Avux'tan. Avux Bluetooth var mı? Onları çözdük mü? Ya şükür ırkçılık yapma be. Benim ailem hala yok onlarda. Şerefsiz. Ama ben seviyorum. Evet ya, teknolojiye bu kadar kolay entegre olabilmek çok zor bence. Evet evet. Hani biz daha bunun içine doğduk yani, jenerasyonu kaçırmış bir insanın bunun içine yani. Niye kaçırdım canım, ben daha ne? Kaçırmadınız ki, siz zaten önde koşuyorsunuz yani. Hiçbir zaten sıkıntı yok. O kaçıranlara da çok üzülüyorum. Kadın modelini hep abi eve hapsetmek bana göre çok yanlış geliyor açıkçası yani. Ha, şimdi Allah bundan hoşlanır mı onu bilmiyorum. Ya benim yaptığım bu saçmalıktan hoşlanıyor. Bence TikTok'u sevmezdi. TikTok'u sevmez, evet. Ben de katılıyorum. Bana da bir tık öyle geliyor. Sevdiğini nasıl düşünmüyorum ama benim ya bir amacım vardı. Yani gençleri, yürekleri fethetme gibi. Yani genç nesli kapmak. Zaten öbürleri ölü ruhlar bizim yaşımızda. Bu şekilde mi girdiniz? Evet. Genç nesilleri. Ama düşünsene, sohbet anlatarak çıkamazsın böyle evet piyasaya. Bu şekilde biraz bir gençlerin gönlünü kazanma hedefim oldu. En sevdiğiniz Ben Fero şarkısı? Ben Fero Fingo Kingo. Dildo'yu demeyeceğim. Dildo benim abim. Dildo'yu demiyorum. O beni yaktı, yıktı. Yaktı benzedi. O yaktı sizi çok. Abi neler neler. Yani o şarkı beni bir yere çarptı. Ondan sonra zirve yaptırdı. Çok enteresan. 14 bin kişi beğendi. Bu beni eleştirdiler. Ben kafa hareketine bayıldım ama. Cidden Ben Fero'nun Baba Fingo şarkısı sizi tuttu başka mı bir yere... Evet tuttu. Ben şeye çok güldüm. Arka koltukta belki. Demet Akalın. Hep böyle yapasın var. Baba Fingo. Fingo. Yani... Ama hep böyle yapıyor. Sözlerin hepsini biliyor musunuz? Allah çok şükür. Yok, nasıl bileyim? Çok hızlı söylüyor, çok şey o. Yani ezberlemek... Fero'ya bile hızlı söylüyor dendi. Evet, kariyer planınız nasıl gidecek sizin için bundan sonrası? Kariyer... Ne düşünüyorsunuz? Sosyal medyadan lokmacı mı açmayı, Instagram fake butik açmayı mı? Böyle planlarınız var mı? Yok, öyle hiç... Ya ben planlı gitmiyorum işte, enteresan tarafı İşte o. Bu yüzden kazanıyorsunuz bence. Bu ben yüzden hiçbir zaman Zeynep TikTok'ta Hanım da beni beğen... YouTube kesin kanalı var ya ablanın. Hiç böyle kelimeler kullanmadım yani. Natural, natural. Direkt öne çıktım. Natural talent, pure. Evet, ne dedim ben anlamadım. Doğal yetenek. Doğal yetenek dedim. Şimdi İngilizcem olmadığı için. Doğal yetenek dedim, içinizde var. Evet evet, öyleyim gerçekten. Ama ben her yerde böyle sivri bir tipim yani. Ya bütün ortamda hep böyle öne çıkmış bir karakterim ya. Bitti ya. Yani. Hit, hani hep lider böyle. Yani kendi çevremden bahsediyorum. Evet. Yani hep böyle bir elebaşı olunur ya, o tarzım yani. Peki yani hani zirve yalnızların işidir derler. Çağatay niye sövdün lan Berkcan'ı? Yalnızlığı, yalnız değilim. Zirve ama Mehmet Ekmen 33 Bozdoğan hoş geldiniz aranıza. TikTok'un zirvesi siz misiniz peki? Trans 34 hoş geldin brom. Şu an, ben şu an öyleyim herhalde, ben de öyle hissediyorum. Peki yarın öbür gün bu ilgi azaldığında ne düşüneceksiniz? Hani? Biter, o kadardır yani onun ömrü de o kadardır. Üzülüp de kalmadan. Bunu devamlı kılmak istiyor musunuz yoksa? Devamlı kılmak farklı şöyle. Farklı platformlar yani, ablacığım. Gençlerle yönelik böyle şeyler yapmak istiyorum yani, buluşmalar mesela. Yani bir onlarla şeyle beraber Ben Fero şarkıları söylemek. Takılmak yani. Oğlum harbiden ya, bir TikTok starının buluşup ne yapacaklar ki, TikTok videosu mu çekecekler sevenleriyle? Çok ilginç ya. İşte buluşma yapıyor. Hayır, onları böyle kazanmak istiyorum. Yani buluşlar. Temizler, daha çok saflar gençler. Evet. Yani. Evet, şimdi bir sürprizimiz var. Ben Fero stüdyoda. Şaka mı? Şaka. Bence üniversitelere söyleşiye gidebilir. Gelseydi şurada iki hareket. Yakında çağırırlar. Şakaydı. Keşke gerçek olsaydı. Mahcup ettim. Hayranlarıma herkes yarıldı bu şaka. Peki Ben Fero'yu sizin yarattığınızı düşünenler var. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ya Ben Fero'ya ben dedim bu arada. Ben Zeynep Hanım'ı çağırdım. Evet. O dedi yani işte yok Berkcan istemiyorum böyle şeyler falan filan. Öyle mi? Yani işte yeni ünlü olunca insanlar böyle olabiliyor. Bak sen Fero'ya. Fero. Duy beni. Abla bir şey demek istiyorsan Fero'ya.
Buradan gidecek, net izler. Çok selam söylüyorum kendisine. Severek dinliyorum. Rap'ini beğeniyor musun? Bir kalitesi hakkında aslında, biraz sıkıntılar çektiği evet, düşünülüyor. Küfürlü falan aslında. Baktığınızda bayağı bir... Bir tane kaplanı dövdüğü video var, onu gördünüz mü? Neptune 34, hoş geldin bro. Yok ya, ben hiçbir şeysini izlemedim. Hiç izlemedim. Sadece şarkılarına takım. Şarkılarına takıyorum. Full repeat. Full onu dinliyorum çünkü başı alıp dinliyorum bir de. Mesela arabada yol uzun ya, trafikte evet, işten dönemde. Yani sürekli Fero'ya getiriyorum. İnanılmaz. Yani rap müziği de seviyorsunuz. Seviyorum, seviyorum. Daha çok seviyorum evet. Kimleri dinliyorsunuz? Biraz onlardan bahsetmeyin. Ceza, Sagopa, bir de bu var şu an. Bir Kontra gördüm. Ha, Kontra var evet. Muş da var. Muş da var, o da. Peki benim en yakın kardeşime, kankama. Öteki çocuk. Apollon'la dur okuyacağım kanka. Hiç yakıştıramadım. Ben bu kadar saygısızlık görmedim. Çok mutlu oldum herhalde, onun enerjisi var. Size hepinize yani Berkcan'a, işte o yanındaki öbür çocuğun adını tam bilmiyorum ama ona. Ben de görmedim. Orada 3 kişi var. Biri Efe, biri ben, biri Fero. Efe'yi tanımıyorum. Şimdi senin adını da işte orada öğrendim ben. Seni de çok bilmiyorum. Nasıl, beni tanımıyor muydunuz? Hayır. Tanımıyor. Programı kapatabilir miyiz? Yani genç nesil çocuklar tanıyor mu sizi? Evet, onlar tanıyor. Onuna koyayım kulağım. Bence de hiç gerek yok böyle şeylere. Bıraksınlar evde annelerini izlesinler. Biraz nasıl bir genç yapıyorsunuz bu arada? Siz amına koyayım. Belki de ondan bu çocuk ruhu. Kulağıma dıt etti ya. Bence cidden onunla alakalı. Evet, onunla da alakalı. Arabada... Böyle rahatsız edici bir olay yaşandı mı böyle son ünlülükten sonra artık? Yok, Burger King'e gitmiştik mesela. Orada... Reklam yapın. Kasiyer. Reklam yapın. İşte kızlar. Ha. Abla dedi, sen dedi o Instagram'daki bayan mısın? Evet dedim. Nereden tanıdın? Dişlerimden mi dedi. Hemen dişten vuruluyorlar ya. Hemen direkt dişten evet, tanıyorlar. O biraz tanınmak yani. Hiçbir neyse, şey diyemeyeceğim ben. Ben yaptırdım dişlerimi. Öyle mi? Evet. Ayrık mıydı bu? Evet, bu ayrık. Kadar değildir herhalde. Maşallah. TikTok'ta bir yorum yaptı bir zaman. Acayip güldüm. Abla diyor yani oradan oraya taksi tutsak 50 TL yazar ya. Yani. Size yapılan kötü şakalar. Ama ben çok beni bozuyor bu şakalar, yapmayın. Beni bozmuyor. Yapma. Bundan sonra biz de yapıyoruz hep beraber. Abla oradan taksi 20 liriz. Böyle şakalar mı yapalım abla? Yok şey olarak diyorum hani nasıl bir akılla mesela nasıl onu üretip de... Yani abla yapmayın. O stok şaka zaten. Onu Facebook'ta falan yapıyor. Berkcan'ın dişlerinin arası ova gibi miydi? Harbi mi diyorsun? Var mı SS? No SS, no güven. Ben eski Berkcan'ı bilmiyorum o kadar. Bu ergen hallerini biliyorum da dişlerine hiç konsantre olmadım. İlk Berkcan'la TBF'ye gelmişti böyle. Salak salak takılıyordu orada. TBF miydi? Bir turnuvaydı. Elinde sik kadar bir kamera. Vlog çekmeye çalışıyordu. Konu dişe geldiyse ben kalkayım hadi eyvallah. Şükrü görüşürüz abi. Yapıyorlardı. Öyle mi? Evet, onları hani alıp uyguluyorlar gündelik hayata. İlk defa duydum ama. Evet. Bahçe. Oğlum bu arada bir şey söylemek istiyorum. Şükrü'ye yazık lan. Bugün Instagram'a bir fotoğraf atmış. Bütün yorumlar abi dişlerin nerede? Ya oğlum yani bir esprinin bir mimin bokunu çıkartmayın ya. Vallahi iğrendim ya. Şükrü'nün yerinde olmak istemezdim. Abi dişlerin nerede? Abi dişlerin nerede? Ayıp yani. Yok oğlum adamın dişleri işte. Şey yapmayın ya. Niye bu kadar üstüne gidiyorsunuz abi? Adamın sıkıntılı demek ki dişleri. Dişine gömüyor değil mi? Buradan duyar kasıyor. Ayıptır ya. Çiti gibi falan yani. Cinayet Ali, Ferit başka nerede turuncu çıkıyor sende? Sana Şükrü cevabı veriyorum. Anının amında çıkıyor kardeşim. Hiçbir yerde çıkmıyor oğlum. Sadece turuncu sakal. Bakalım hoşuna gidecek mi? Şükrü söyleyince hoşuna gidiyor insanların. Çok enteresandır. Bu zamana kadar benim dişimle hiç kimse alay etmedi. TikTok'ta ailesi, özür dilerim ama işte böyle karaktersiz şerefsizler yapıyorlar. Sosyal medyanın en kötü tarafı bu. Ama sizin yani bunlara bile gülmeniz beni... Böyle... Ama ne yapabilirsin? Herkesin bir bakış açısı var. Hepsini aynı yöne çekemezsin o bakış açılarını. Kardeşim kimisi çok özür diliyorum. Şaka yaptım, örnek verdim. İyi bakar. Burada mı o? Yani farklı farklı. Yaşam tarzları farklı herkesin. Evet. O yüzden hani hiçbirine kızmıyorum. Evet. Sadece işte o küfür olayları var ya çok fazla oluyor. Evet. O ayıp. Evet, çok iyi video.